Evet, değerli Standart FM dinleyenleri, ben Kaan Çaydamlı, Standart FM Kadıköy Merkez stüdyolarında canlı yayındayım. Bugün benim bu saatte canlı yayında olmamın, daha doğrusu Mete Avundu'nun Klasik 17-12 yayınının olmadığı anlamına da geldiğinin farkındayım. Tabii Mete'nin yerini tutmak pek mümkün olmamakla birlikte bugünden itibaren Standart FM Yönetim Kurulu'nun mütevelli heyetinin aldığı bir karar doğrultusunda bu tür zamansız zamanlarda yeni bir uygulamaya geçeceğiz. Yeni bir şey yapacağız. Seslerden de anladığınız üzere hem de bir kitap tutuyorum. Kitap okuyacağız. Bugün niye kitap okuyacağız diye sorabilirsiniz. Çünkü ya iyi hissettirecek bizi. Onu fark ettik. Bugün kısa bir kitap okuyacağım. Yaklaşık 46 sayfa kadar bir peri masalı. Kitabın ismi Baumhoff Patlayıcısı. Yazarı William Hope. Bu metnin, bu peri masalının, daha doğrusu bu masalın, peri masalı demek ne kadar doğru, orada biraz kararsız kaldım. İlk defa yayınlanış tarihi 1912. Pardon, ilk yazılış tarihi Ocak 1912, ilk yayınlanış tarihi ise 20 Eylül 1919. Bu kitabın önemi aslında Alman sözlü edebiyat geleneğinden ve o peri masalları toplamından gelen geleneğin ilk defa yazılı hale geçtiği döneme ait olması ve bugün fantastik kurgu dediğimiz türün aslında temellerini atan masallar olması bir taraftan. Bu elimdeki metnin en önemli özelliği özellikle Tolkien'in yapıtında karanlığın güçlerini tanımlarken, Mordor'u tanımlarken en büyük esini buradan almış olması. Bir kısa bir G.S. Lewis'in bir kısa bir metnini okuyayım size bu metin üzerine. William Hopkins'in öyküsünde sunduğu imgelerdeki kasvetli görkemle unutulmaz bir yapıt olarak tanımlamıştır G.S. Lewis. Eserde hem muhteşem bir konu hem de dehşetli bir hayal gücü bulunmaktadır. Bu hikaye hain ve bulanık gücüyle sonsuz bir karanlık içinde oturan ölü güneşin altındaki geleceğin dünyasına aittir. Lewis ve Tolkien öyküyü muhtemelen 1930'ların sonunda okudular. Yüzüklerin Efendisi'nde Tolkien karanlığın güçlerini Hogson'u hatırlatır biçimde uyandırmaktadır. Sanıyorum bu kadar bilgi yeter. Türkçe çevirisi bu metnin Tuğçe Bülgin'e ait ve 2005 yılında Türkçe'de yayınlandı. Neredeyse hiç satmadı. Fakat iyi bir masaldan daha güçlü bir edebiyat yoktur. Bize kalırsa iyi bir masal dinlemek o kadar da iyi hissettirecek başka bir şey yoktur herhalde diye düşünüyorum kendi adıma.
Bahamut patlayıcısı William Hope Hodgson. Dali ve Whitlow'la Berlin civarında gerçekleşmiş olan müthiş patlamayı konuşuyorduk. Patlamayı izleyen o sıra dışı karanlık devre hepimize garip geliyordu. Gazetelerde konu hakkında pek çok yorumda bulunmuş, bol bol teori üretmişti. Basına sızan bilgiye göre savaş otoriteleri Baumhoff adında bir kimyagerin icat ettiği yeni bir patlayıcı maddeyi denemişti. Bu icat her gazetede yeni Baumhoff patlayıcısı başlığı da yer almaktaydı. Kulüpteydik ve masadaki dördüncü adam John Stafford'du. Asıl mesleği tıp uzmanlığı olan John istihbarattandı. Masada konuşurken bir iki defa Stafford'a baktım. Stafford'un Baumhoff'u şahsen tanıdığını biliyorum. Soru sormaya çok hevesli olsam da çenemi tutmayı başardım. Şundan emindim ki doğrudan konuya girip Stafford'a aslında iyi biridir ama sessiz kalma prensibi devreye girdiğinde götün teki olabiliyor. Soru sorsam bana konuşma yetkisi olmadığını söyleyecekti. Bu inatçı herifin tarzını biliyordum. Bir kez konuşma yetisi olmadığını söylerse, yetkisi olmadığını söylerse, yaşadığımız sürece bu konuda ağzından tek bir laf bile alamazdık. Yine de biraz huzursuz olduğunu fark etmek beni tatmin etmeye yetti. Bir an önce masadan kalkıp oradan kaçmak istiyormuş gibi bir hali vardı. Tahminimce gazetelerden yaptığımız alıntılar işleri daha da bulandırıyor. Öyle ya da böyle arkadaşı Baumhoff'u kötü bir konuma düşürüyordu. Buna daha fazla dayanamayan Stafford aniden patlayıverdi. Yok daha neler dedi. Oldukça hararetli bir şekilde. Bunları yazan adamların niyeti bozuk. Baumhoff'un adını savaş icatları ve bu tür dehşet dolu hikayelerle anmaları çok aşağılık bir şey. Baumhoff şimdiye kadar tanıdığım en iyi Hristiyan. Ve dehasının yıkım amacıyla kullanılması çok talihsiz bir olay. Kaderin kötü bir oyunu. Ama göreceksiniz Baumhoff'un formülünü ele geçirmiş olsalar da kullanamayacaklar. Kullanımı kolay bir patlayıcı değil. Diyebilirim ki kasıtlı olarak kimsenin çıkarına uymayacak şekilde üretilmiş. Onu kontrol etmenin bir yolu yok. Belki de bu icat hakkında şu anda yaşayan herkesten daha çok şey biliyorum. Çünkü Baumhoff'un en iyi arkadaşı bendim. Ve öldüğünde en değerli dostumu kaybetmiş oldum. Sizler de benim arkadaşlarımsınız. Bu konuyu sizden saklamama gerek yok. Berlin'de görevdeydim ve Baumhoff'la temasa geçmek üzere tayin edildim. Hükümetin gözü uzun zamandır üstündeydi. Bildiğiniz gibi o bir kimya uzmanıydı ve görmezden gelinemeyecek kadar zekiydi. Ama onu tanıyınca varlığının bir tehlike yaratmadığını anladım. Arkadaş olduk. Yeteneklerini asla savaş icatlarına yönelik kullanmayacağını kısa zamanda ikna olmuştum. Ve böylece vicdanım rahat bir şekilde dostumuzun tadını çıkarabildim. Bizim meslektekilerin her zaman yapmadığı bir şey bu. Bizimkisi acımasız, sinsi ve arkadan vuran bir iştir. Ama söz konusu olan devlet çıkarları tabii. Birdenbire arkadaşının celladı olmak zorunda kalabiliyorsun. Toplumsal makinenin aksamadan işlemesi için yapılması gereken çok sayıda kirli iş var. Bence Baumhoff yeryüzündeki dinine en bağlı ve en zeki Hristiyandı. İsa'nın hayatı ve ölümüyle ilgili anlaşılması ve anlatılması güç şeyleri destekleyen son derece sıra dışı ve inandırıcı kanıtların yer aldığı bir tez hazırlamakta olduğunu öğrenmiştim. Onu tanıdığımda tüm dikkatini özellikle çarmıhın 6. ve 9. saatler arasında kararması üzerine yoğunlaştırmıştı. Ve bunun çok büyük önem taşıyan gerçek bir şey olduğunu göstermeye çalışıyordu. Niyeti tam vaktinde kopan büyük bir fırtına gibi zaman zaman gündeme getirilen ve bu olayı açıklamada yetersiz sayılabilecek diğer teorileri bir anda çürütmekti. Baumhoff'a göre bu teoriler çarmıktaki karanlık olayını sıradan bir doğa olayı gibi göstermek için ortaya atılıyordu. Baumhoff'un Hodge adında bir muhalifi vardı. Kendisi ateist bir fizik profesörüydü. İsa'nın yaşamı ve ölümündeki olağanüstülük unsurunu temel nokta alarak Baumhoff'un teorilerine saldırdı. Hem derslerinde hem de yazılarında sürekli olarak onu aşağıladı. Özellikle çarmıhtaki karanlığın
bir iki kasvetli hafif karanlık saatten başka bir şey olmadığı, doğulu mantığı ve dilinin duygusallığı yüzünden zifiri karanlık derecesine kadar büyütüldüğü fikrini destekliyordu. Arkadaşlığımız çok iyi bir noktaya geldikten sonra Bağmaf'a uğradığımda onu öfkeden deliye dönmüş bir halde buldum. Karanlığın önemi teorisini hedef alan profesörün kendisine acımasızca saldırdığı makaleyi okumuştu. Zavallı Bağmaf. Bu kesinlikle çok zekice bir saldırıydı. Adam akıllı, eğitilmiş, dengeli bir mantıkçının saldırısı. Ama Bağmaf bundan öte bir şeydi. O bir dahiydi. Bu çok az insanın hak ettiği bir ünvandır. Ama Bağmaf'ın zaten sahip olduğu bir şeydi. Teorisinden bahsetmeye başladı. Bana fikirlerini destekleyen küçük bir deney göstermek istiyordu. Konuşmasında fazlasıyla ilgi alanıma giren bir takım noktalara değindi. Önce ışığın göze aterer denen tanımlanamaz ortam yoluyla taşındığı temel ilkesini bana hatırlattıktan sonra bir adım daha ilerleyerek en basit şekilde ifade edilirse ışıkın aterde saniyede belli bir sayıda dalgadan oluşan bir titreşim olduğunu ve bunun retinada ışık dediğimiz algıya yol açtığını belirtti. Buna başımı salladım. Bu kadar bilindik bir teoriden elbette herkes benim kadar haberdardı. Buradan yola çıkarak duygusal gerginlik anında insanın etrafındaki havanın her zaman gözle görülemeyecek kadar belirsiz olsa da ölçülebilir derecede kişinin karakter gücüne bağlı olarak daha çok ya da daha az karardığını anlattı. Araştırmalar sonunda Bağmaf'ın vardığı nokta şuydu. Bu tuhaf kararmayı, gözün algılayabileceği kararma derecesinden 1 milyon derece hafif, sadece ışığın titreşimini bozacak ya da geçici olarak kesecek güçte bir şey sağlayabilirdi. Diğer bir deyişle herhangi bir olağan olmayan duygusal faaliyet döneminde acı çekmekte olan kişinin yakın çevresindeki aterde bir tür karışıklık oluyordu. Bu da ışığın titreşimini kesmek suretiyle bahsi geçen belirsiz karanlığı meydana getirmekteydi. Bağma sözünü ara verip söylediklerinden kesin bir sonuca varmamı bekliyormuş gibi yüzüme baktığında evet dedim, devam et. Dedi. Anlamıyor musun? Acı çeken kişinin etrafındaki kararma, acı çeken insanın karakterine bağlı olarak daha çok ya da daha az oluyor. Hala anlamadın mı? Diyebildim sadece. Olayı kavrayıp hayrete düşmüştüm. Şimdi anladım. Demek istediğin sıradan bir karaktere sahip bir kişinin çektiği acı aterde hafif bir karanlık karışıklık yaratabilir ve bunun sonucunda da hafif bir kararma olabilir. O zaman İsa'nın ızdırabı, İsa'nın yüce karakterinin etkisiyle aterde müthiş bir karışıklık yarattı ve tabii ki bundan ışığın titreşimi de etkilendi. İsa çarmıha gerildiğinde hafının tuhaf bir şekilde kararmasının gerçek açıklaması bu işte. Yani kaydedilen sıra dışı görünüşte doğal olmayan inanılmaz karanlık, İsa'nın mucizevi güçlerini zayıflatacak bir şey değil. Aksine onun tarif edilemeyecek kadar muhteşem tanrısal gücünün şaşmaz kanıtı. Değil mi? Değil mi? Söylesene. Bir küçük müzik arası vermem lazım. Değerli dinleyenler, bir su, çorba, bir şey içeyim. Tonight, the strip's just right.
summer's here and the time is right. We're going racing in the street. They just give up living and start dying little by little, piece by piece. Some guys come home from work and wash up and go racing in the street. Well, tonight, tonight, the strip's just right. Thank you.
Baumhoff durumdan son derece hoşnut bir şekilde sandalyesinde sallanıp bir yumruğunu diğer elinin avucuna vururken yaptığım özeti doğrular gibi başını salladı. Anlaşılmayı ne kadar da seviyordum. Ve şimdi dedi Baumhoff, sana bir şey göstereceğim. Baltosunun cebinden ağzında bir mantar olan küçük bir deney tüpü çıkardı ve içindekileri, ki bu sadece sıradan bir toplu iğne başının yaklaşık iki katı büyüklüğünde tek bir gri beyaz taneydi, önündeki tatlı tabağına boşalttı. Bir bıçağın fil dişi sapıyla taneyi ezerek toz haline getirdi. Sonra su olduğunu zannettiğim bir damla sıvıyı da tozu hafifçe ıslattı ve macun kıvamına getirdi. Altın kürdanını çıkarıp akşam yemeğinden beri sigara çakmağı olarak kullanılan küçük bir ispirtolu laboratuvar lambasının alevine soktu. Altın kürdanı ısıdan beyazlaşıncaya kadar ateşte tuttu. Şimdi bak dedi ve kürdanın ucunu tatlı tabağındaki mini minnacık macun parçasına değdirdi. Burada aniden küçük mor bir ışık parladı ve kendimi birdenbire bir tür saydam karanlığın içinden Baumhoff'a bakarken buldum. Şeffaf karaltı hızla kara bir kesifliğe dönüştü. Önce bunu ani parlamanın retinadaki geçici etkisi sandım. Ama bir dakika geçti ve biz hala bu sıra dışı karanlığın içindeydik. Gözlerime inanamıyor, ne oluyor, nedir bu diye sordum en sonunda. Bunun üzerine Baumhoff'un sesi neler olduğunu açıklamaya başladı. Baumhoff, kimya ortamında insanın duygusal bir kriz sırasında yaydığı dalgalar sonucu aterde oluşan karışıklığı belli bir noktaya kadar arttıran büyütülmüş bir etki üretmişti. Bu deneyle gönderilen dalgalar ya da titreşimler sonucu oluşan karanlık bana göstermek istediği asıl etkinin sadece küçük bir bölümüydü. Işığın titreşiminin geçici olarak engellenmesiyle şimdi içinde oturduğumuz karanlık meydana gelmişti. Bu malzeme dedi Baumhoff, bir takım koşullar sağlanırsa olağanüstü bir patlayıcı olabilir. Konuşurken sigarasını çekip dumanını üflediğini duydum. Ama sigaranın ucundaki gözle görülür kırmızı ateşin yerinde sıra dışı bir şekilde titreyip yok olan zayıf bir parıltı vardı. Tanrım dedim, bu ne zaman geçecek? Büyük gaz yağı lambasının durduğu tarafa baktım. Lamba sadece karanlıkta belli belirsiz bir parlaklık olarak görülüyordu. Sanki karanlık ve bulanık bir suyun derinliklerindeymiş gibi tuhaf bir şekilde titriyor, birden parlayıp sonra tekrar sönükleşiveriyordu. Her şey yolunda dedi Baumhoff'un karanlıktan gelen sesi. Şimdi geçer, 5 dakika içinde karışıklık dinecek ve ışık dalgaları lambadan normal bir biçimde eşit olarak dağılacak. Ama bu engin karanlık ne kadar güzel değil mi? Evet dedim, harika, ama sen de biliyorsun ki bu dünyaya ait bir şeye benzemiyor. Ya, ama sana gösterecek çok daha iyi bir şeyim var dedi Baumhoff. Esas şey, bir dakika daha bekle, karanlık gidiyor, bak lamba ışığını şimdi oldukça net bir şekilde görebilirsin. Sanki fokur fokur kaynayan suya batırılmış gibi görünüyor değil mi? Ve sanki su her geçen saniye duruluyor, netleşiyor. Baumhoff'un dediği gibiydi ve ışığı geçiren ortamdaki karanlığın tüm işaretleri kaybolana kadar sessizce lambayı izledik. Sonra bir kez daha Baumhoff'la karşı karşıyaydık. Şimdi dedi Baumhoff, benim malzemeyi üstünde fazla uğraşmadan kabaca tutuşturduğumuzda oluşan ve oldukça hafif denebilecek etkileri gördün. Bir de sana malzemeyi insan fırınında, ki bu benim kendi bedenim oluyor, yaktığımızda oluşacak etkileri göstereceğim. Ve o zaman İsa'nın ölümündeki mucizenin bir nevi minyatür kopyasına şahit olacaksın. Diğer taraftaki şömine rafına gitti ve küçük bir 120 minimlik dipnot minim 1 santimetre kare küpün %6'sı değerinde sıvı ölçüsüdür. 120 minimlik bardakla içinde bir parça gri beyaz kimyasaldan bulunan bir başka deney tüpüne geri döndü. Tüpün mantar kapağını açtı ve içindeki maddeyi minim ölçülü bardağa aktardı. Ve sonra bardağın dibindeki parçayı bir karıştırma çubuğuyla ezdi. Bir yandan da üstüne damla damla su ekliyordu. Bardaktaki su 60 milim olunca bıraktı. Şimdi dedi Baumhoff ve bardağı kaldırıp içindeki sıvıyı içti.
ona 35 dakika vereceğiz diye devam etti. Sonra kömürleşme gerçekleşirken nabzımın daha hızlı attığını, daha hızlı soluk alıp verdiğimi göreceksin. Ve aynı anda karanlık yine gelecek. Son derece güç algılanan, son derece tuhaf bir şekilde. Ama bu defa ondan kaynaklanan titreşimlerin, benim duygusal titreşimlerim dediğim ve acı çekerken yaydığım titreşimlerle karışması sonucu ortaya çıkan bir takım fiziksel ve psişik fenomenlerle birleşecek. Bunlar aşırı derecede yoğunlaşmış olacak ve benim daha çok teorik olarak sessiz akıl yürütmelerimin sıra dışı gösterisini yaşayacaksın. Bunu geçen hafta kendi kendime denedim. Bana sargılı bir parmağını salladı. Ve sonuçları kulüptekilere okudum. Hepsi buna büyük ilgi gösterdi. Ve bir sonraki Paskalya'da, yani 7 hafta sonra bugün, yapmayı düşündüğüm büyük gösteride benimle işbirliği yapacaklarına söz verdiler. Pardon. Artık sigara içmiyordu. Ama 35 dakika boyunca bu şekilde alçak sesle konuşmaya devam etti. Bahsettiği kulüp tuhaf bir erkekler derneğiydi. Bağmof'un başkanlığı altında bir araya gelmişlerdi ve kendilerine, tercüme edebildiğim kadarıyla, İsa'ya inananlar ve doğruluğunu ispat edenler diyorlardı. Diyebilirim ki bu adamların çoğu fanatik İsa destekçileriydi. Tahminimce daha sonra bu sıra dışı kulübün üyelerini tarif etmede yanlış bir terim kullanmadığım konusunda hemfikir olacaksınız. Çünkü bu kulüp suyun diğer tarafındaki kuzenlerimizden dine daha çok duygusal yaklaşanların geçici bir varlık olmaya zorladığı din manyağı grupların hatırı sayılır olanlarındandı. Bağmof saate baktı ve sonra bileğini bana doğru uzattı. Nabzımı ölçü dedi. Hızla artıyor. İlginç bir veri, biliyorsun. Başımı evet der gibi salladım ve saniye tutmaya başladım. Solunumumun hızlandığına dikkat etmiştim. Nabzı 105'ti. 3 dakika sonra 175'e çıktı. Ve solunum 41'di. Bir 3 dakika daha geçtikten sonra nabzını tekrar ölçtüm. 203 defa atıyordu ama düzenli bir ritimde. Solunumu da 49'a çıkmıştı. Bildiğim kadarıyla akciğerleri mükemmel durumdaydı ve kalbi sağlamdı. Hatta diyebilirim ki akciğerlerinin olağanüstü bir kapasitesi vardı. Ve bu safhada nefes darlığı çekmiyordu. 3 dakika sonra nabzını 227 ve solunumunu 54 buldum. Al yuvarlarının sayısı çok mu Amof dedim. Ama umarım işi abartmazsın. Başını salladı ve gülümsedi. Ama hiçbir şey söylemedi. 3 dakika sonra nabzını ölçtüğümde 233'tü ve kalbinin iki yanı düzensiz bir ritimle eşit olmayan miktarda kan pompalıyordu. Solunum 67'ye çıkmıştı ve artık derin değil, yetersizdi. Nefes darlığı belirtileri başlamıştı. Kalbin sol tarafından çıkan temiz kanın ne kadar az olduğunu yüzünün acayip mavi tram beyaz renginden belliydi. Bağmof dedim ve itiraz etmeye başladım ama susmamı işaret etti. Her şey yolunda dedi. Soluk soluğa kalmış bir halde ve biraz sabırsız bir şekilde. Ne yaptığımı biliyorum. Tıpla seninle aynı eğitimi aldığımı unutma. Bu doğruydu. Master'ını Londra'da yaptığını hatırlamıştım. Ve buna ilaveten kendi ülkesinde bilimin pek çok dalında öğrenim görmüştü. Ve sonra bunları hatırlayıp Bahamov'un cahilce tehlikeli bir hareket yapmayacağını ikna almışken o acayip soluk soluğa kalmış bir sesle bağırdı. Karanlık başlıyor. Hiçbir ayrıntıyı kaçırma. Beni boş ver, iyiyim ben. Odaya şöyle bir göz attım dediği gibiydi. Şimdi ne demek istediğini kavruyordum. Odada gittikçe artan tuhaf sıra dışı bir loşluk belirdi. Bir tür mavim trak loşluk. Zar zor hissedilen. Belli belirsiz bir karaltıydı. Ama yine de havanın içeriği aydınlık kılan saydamlığını etkiliyordu. Birdenbire Bağmof beni gerçekten hasta eden bir şey yaptı. Nabız tuttuğum kolunu benden çekti ve metal bir kutuya uzandı.
İçinde şırıngaların sterilize edildiği türden bir kutuya benziyordu. Kutuyu açtı ve içinden 4 tane oldukça tuhaf görünüşlü çivi çıkardı. Çivi diyorum çünkü bir tam inç uzunluğunda çelik saplara sahip olmakla kalmayıp başları da çeliktendi. Çevresinde aşağı doğru çıkıntı oluşturan ana sapa paralel çok sayıda küçük sap vardı. Belki her biri bir inçin 1/8 uzunluğundaydı. Ayakkabılarını ayağından fırlattı. Sonra öne doğru eğildi ve çoraplarını sıyırdı. Bir çift keten iç çorabı giydiğine dikkat ettim. Antiseptik deyip bir an için bana baktı. Sen gelmeden önce ayaklarımı hazırladım. Gereksiz riskler almanın bir faydası yok. Konuşurken soluğu tıkandı. Sonra tuhaf çelik iğnelerden birini çıkardı. Bunları sterilize etmiştim dedi ve aynı anda çiviyi dikkatle ayağına batırıp arka arterin ikinci ve üçüncü kolları arasına başına kadar soktu. Tanrı aşkına ne yapıyorsun dedim sandalyemden yarı kalkarak. Otur dedi sert bir sesle. Bana karışma, senin sadece gözlemeni istiyorum. Her şeyi kaydet. Başımın çaresine bakabileceğimi bildiğin halde benim için endişelenmek yerine bu fırsatı sana verdiğim için bana teşekkür etmen lazım. Konuşurken ikinci iğneyi sol ayağının üst kısmının dibine kadar batırdı. Yine arterlere değmemesine dikkat etmişti. Bir kez bile inlediğini duymadım. Bu yeni acıyı sadece yüzü ele veriyordu. Sevgili dostum dedi. Tedirgin olduğumu fark edince. Güven bana, ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Acı olmak zorunda ve bunu sağlamanın en kolay yolu kendi canımı yakmak. Ağzından çıkanlar aralır boşluklarla dolu bir kopuk spazmodik sözcükler dizisi halinde geldi. Dudağının üstünü ve alnını ter baloncukları kaplamıştı. Kemerini çıkardı ve sandalyesinin arkasından geçirip tekrar beline bağladı. Düşmemek için biraz daha desteğe ihtiyaç duyduğu belliydi. Bu buluş iyi bir şey değil dedim. Mahmut bunun üzerine kasılmaktan yukarı kalkmış olan omuzlarını omuz sikmek ister gibi indirmeyi denedi. Bu şimdiye kadar gördüğüm en acınası manzaralardan biriydi. Izdırap içindeki insanoğlu en ufak bir şey yapamayacak kadar kendini kaybedebiliyordu. Ara sıra önündeki solüsyona batırıp çıkardığı ellerini şimdi küçük bir süngerle kuruluyordu. Ne yapacağını biliyordum ve birdenbire acı çektiği halde gülümsemeye çalışarak parmağındaki sargıyı kesik kesik cümlelerle açıklamaya girişti. Önceki deney sırasında parmağını ispirtolu lambanın ateşine tutmuştu. Ama şimdi ağzından soluğa çıkan sözcüklerle açığa kavuşturduğu üzere aklında fazlasıyla yer etmiş olan harika sahnenin gerçek koşullarına mümkün olduğunca yaklaşmak istiyordu. Dediklerine bakılırsa son derece sıra dışı bir şeye tanık olacaktık. Neredeyse batıl bir gerginlik hissetmeye başlamıştım. Keşke bunu yapmasaydım Bahamov dedim. Saçmalama diyebildi. Ama ağzından çıkan bu söz bir sözcükten çok iniltiydi. Çünkü ilk heceden sonra geriye kalan iki çelik çiviyi sırasıyla avuçlarına batırmıştı. Kasılmaların verdiği gözü dönmüş bir kararlılıkla ellerini sımsıkı kapadı. Bir çivinin ucunun elinin arkasından ikinci ve üçüncü parmaklarının ekstensör tendonları arasından çıktığını gördüm. Çivinin ucunu bir kan damlası boncuk gibi süslemişti. Bahamov'un yüzüne baktım ve o da gözlerini kaçırmadan ısrarla bana baktı. Sakın karışma diyiverdi aniden. Bu kadar acıya bir hiç uğruna katlanmadığım ben. Ne yaptığımı biliyorum. Bak geliyor, her şeyi kaydı. Tekrar fenalaşarak sessizleşmişti. Sadece acı dolu soluk alıp verişini duyuyordum. Onu rahat bırakmak zorunda olduğumu anlamıştım. Odaya baktım. İçimde tuhaf bir huzursuzluk ve korku vardı. İyice gerilmiştim. Ama bir taraftan da neler olacağını merak etmekten kendimi alamıyordum. Evet dedi Bahamov bir dakikalık bir sessizlikten sonra. Bir şey olacak, bunu görebiliyorum ama bekle. Büyük gösteriyi bekle. Oh, o çayvanına gününü göstereceğim. Evet der gibi başımı salladım ama Bahamov'un bunu görmüş olduğundan şüpheliyim. Gözleri fark edilir bir şekilde boş bakıyordu. Göz bebekleri oldukça büyümüştü. Tekrar odaya baktım. Lambadan yayılan ışınlar arasında arada sırada kesiliyor, ortam bir kararıp bir aydınlanıyordu. Odanın havası daha da karanlık olmuş, sıra dışı bir şekilde ağırlaşmıştı. Mavimtırak renk kesinlikle kendini daha fazla belli ediyordu şimdi. Ama yine de lamba ışığının ara sıra gidip gelmesi dışında daha önce küçük yanma deneyi sonucu şahit olduğumuz kesifliklerden eser yoktu.
Bu ama tekrar soluk soluğa konuşmaya başladı. Sözcükler ağzından güçlük de çıkıyordu. Bu küçük numara sayesinde acıyı en doğru, en gerçek şekliyle hissediyorum. Aynı İsa'nın hissettiği gibi en iyi sonuçları için fikirlerin, duyguların doğru bir şekilde bir araya gelmemesi lazım. Anlıyor musun? Her şeyi mümkün olduğunca paralel kurmak. Ölüm sahnesine yoğunlaşmak. Birkaç dakika acı içinde boğuluyormuş gibi soludu. Kararma gerçeği kanıtlıyoruz ama paralel koşullar sağlanırken psişik etki de gözetilmeli. Asıl şey sırası dışı taklidi. Kaydet. Sonra birdenbire açık spazmotik bir patlamayla Tanrım, Stafford, her şeyi kaydet, bir şey olacak. Harika bir şey, beni rahatsız etmeyeceğine söz ver, ne yaptığımı biliyorum. Baumhoff tıkanarak konuşmayı kesti. Odanın sessizliğinde sadece onun soluk alıp verişi duyuluyordu. Baumhoff'a dik dik baktım. Ona söylemek istediğim bir düzine şey olsa da dilimi tuttum. Birdenbire Baumhoff'u net olarak göremediğimi fark etmiştim. Tam aramızda havadaki bir tür dalgalanma onu bir an için gerçek değilmiş gibi gösterdi. Son 30 saniye içinde bütün oda göze görülür şekilde kararmıştı. Ve etrafa bakarken hızla koyulaşan sıra dışı mavi karartıda sabit görünmez bir girdap olduğunu fark ettim. Karanlık şimdi her şeye nüfuz ediyordu. Lambaya baktığımda ışık ve mavi karanlığın dönüşümlü olarak birbirini muazzam bir hızla takip ettiğini gördüm. Baumhoff'un yarı karanlıkta Tanrım dediğini duydum. Kendi kendine konuşuyor gibiydi. İsa çivilere nasıl katlanmış. Büyük bir rahatsızlık ve acıma hissiyle Baumhoff'a doğru baktım. Ama şimdi itiraz etmenin bir faydası olmadığını biliyordum. Havadaki dalgalanma ve titreme yüzünden onu ancak belli belirsiz bir şekilde puslu görebilirdim. Sanki ona çölde ısınıp yükselen sıcak havanın kıvrımları ardından bakıyordum. Tek fark ara sıra görüşümü tamamen engelleyen muhteşem mavi siyah dalgalardı. Bir keresinde Baumhoff'un yüzünü net bir şekilde gördüm. Yüzünde sonsuz bir acı vardı. Ama bu acı fiziksel acıdan çok manevi bir ıstıraba benziyordu. Kararlılığı ve konsantrasyonu sanki etraftaki her şeye hükmediyordu. Öyle ki morarmış, kanter içindeki acı dolu yüzünde kahramanca bir görünüm vardı. Ve sonra anormal bir şekilde uyarılan acısının yarattığı titreşimler odayı kesif dalgalarla doldurarak sonunda ışığın titreşimini tamamen kesti. Etrafa hızla şöyle bir baktığımda görünmez ater bana sanki olağanüstü bir biçimde kaynıyormuş ve girdap gibi dönüyormuş gibi göründü. Ve beklenmedik bir şekilde lambanın alevi de bu sıra dışı ışık kümesinin girdabına kapıldı. Alev birkaç dakikalığına bir parlayıp bir kaybolarak girdabın içindeki yerini belli etti. Ve sonunda tamamen kayboldu. Artık ne parlayan bir ışık kümesi ne de başka bir şey görebiliyordum. Gecenin zifiri karanlığında kaybolmuştum. Karanlığın içinden Baumhoff'un korkutucu, acı dolu soluk alışverişi duyuluyordu. Tam bir dakika geçti ama öyle yavaş geçti ki Baumhoff'un solunumunu sayıyor olmasaydım 5 derdim. Sonra Baumhoff birdenbire konuştu. Ses tonu her nasılsa tuhaf bir şekilde değişmişti. Donuk bir ifadesi vardı. Tanrım dedi. Karanlığın içinde İsa ne kadar acı çekmiş olmalı. Bu sözleri sessizlik takip etti. Ben ilk defa biraz korktuğumu fark ettim. Ama bu his fazlasıyla belirsiz ve yersizdi ve itiraf etmediğim ki bilinçaltından kaynaklanıyordu. Bununla yüzleşmeliydim. Karanlıktan gelen korkunç soluklarla 3 dakika daha geçti. Sonra Baumhoff o tuhaf değişmiş sesiyle konuşmaya başladı. Izdırabın kanlı ve terin aşkına diye mırıldandı. 2 kez bunu tekrar etti. Son derece açıktı ki tüm varlığıyla ölüm sahnesine odaklanmıştı. Başka bir boyutta gibiydi. Bu yoğunluğun üzerimdeki etkisi ilginç ve bir bakıma da sıra dışıydı. Elimden geldiği kadar duygularımı ve hislerimi analiz ettim. Ve şunu fark ettim ki Baumhoff üzerimde adeta hipnotik bir etki üretiyordu. Kısmen normal bir belirtinin yardımıyla hala bulunduğum yerden emin olmak istediğimden hem de soluk alıp verişinin değişmesi nedeniyle endişelendiğim için bir kez Baumhoff'a nasıl olduğunu sordum. Sesim kesifliğin adeta geçirgen olmayan karanlığından tuhaf ve gerçekten rahatsız edici boş bir tonla gitmişti. Baumhoff şöyle dedi, sus, çarmıhı taşıyorum. Ve içinde bulunduğumuz adeta dayanılmaz derecede
gergin atmosferde o yeni tonsuz sesle söylenen o basit sözlerin etkisi öylesine güçlü oldu ki birdenbire kocaman açılmış gözlerle Bahamof'u doğal olmayan karanlığa karşın son derece canlı ve net bir şekilde bir çarmıh taşırken gördüm. İsa'nın genellikle resmedildiği gibi çarmıhı omuzu üzerinden öne eğerek değil, arkadan iki yana açtığı kollarının altından geçirip kavramış bir şekilde taşıyor ve çarmıhın yere değen ucu kayalık toprakta peşi sıra sürükleniyordu. Hatta kabuğu yer yer sıyrılmış olan kaba ağacın damarlarını bile gördüm. Sürüklenen ucuna, sürüklenirken kökünden söküp aldığım bir ot öbeği takılmıştı. Ve çarmıhın ucuyla birlikte kayalık zeminde sürükleniyordu. Şimdi konuşurken o ötebeğini görebiliyordum. Canlılığı çok sıra dışıydı ama bu manzarayı sadece bir an için gördüm. Hemen yok oldu ve ben kendimi yine karanlıkta oturmuş mekanik bir şekilde solunumları sayarken buldum. Ama saydığımın farkında bile değildim. Orada otururken birdenbire Bahamof'un başarmış olduğu şeyin ne kadar mucizevi, ne kadar olağanüstü olduğunu kavrayıverdim. Etrafımdaki çarmıhtaki karanlık mucizesinin tekrar meydana gelmesiydi. Kısacası Bahamof kendi içinde anormal bir durum yaratarak bir duygu enerjisi geliştirmişti. Bu enerjinin yarattığı etkilerse çarmıhtaki ıstırap ile paralellik sağlıyordu. Ve Bahamof bunu gerçekleştirmekle tamamen yeni ve harika bir noktayı işaret etmişti. İsa'nın muazzam bir karaktere ve çok büyük ruhani güçlere sahip olduğu gerçeğine bir kanıt bulmuş ve bunu ortalama zekanın kavrayabileceği bir şekilde sunabilmişti. Artık dünya o mucize gerçeğini tekrar yaşayabilecekti. Mucizenin ya da gerçeğin adı İsa'ydı. Sonuçta tüm bu olup bitenler karşısında korkmuş, endişelenmiş, hatta afallamış olsam da Bahamof'a hayranlık duyuyordum. Ama bu noktada artık deneye son verilmesi gerektiği hissine kapıldım. Acayip gerilmiştim ve şiddetle Bahamof'un bu işe burada son vermesini istiyordum. Daha ileri gidip psişik koşullar arasında paralellik kurmayı denememeliydi. Bu duygu ve düşünceler sahip olduğum herhangi bir bilgiden değil, tamamen bilinçaltından kaynaklanıyordu. İçimden bir ses böyle giderse korkunç şeyler olacağını söylüyordu. Bahamof dedim, kes şunu. Ama Bahamof cevap vermedi ve birkaç dakika boyunca kesintisiz bir sessizlik yaşandı. Öyle ki Bahamof'un soluk alıp verişini bile duymuyordum. Birdenbire konuştu. Kadın oğluna bak, bunu karanlık çöktüğünden beri değişmiş olan rahatsız edici derece donuk sesiyle birkaç kez mırıldandı. Bahamof dedim tekrar. Bahamof kes şunu ve cevap vermesini beklerken şunu fark ettim ki soluk alıp verirken daha önceki kadar daralmıyordu. Anormal miktardaki oksijen ihtiyacını karşılayabildiği belliydi. Ve böylece kalbin aşırı yükü de hafiflemişti. Bahamof dedim bir kez daha. Bahamof kes şunu. Ve konuşurken tuhaf bir şekilde odanın biraz sarsıldığı hissine kapıldım. Şimdi tahmin edeceğiniz üzere içimde gittikçe artan bir gerginlik vardı. Sanırım o ana kadar hissettiğim şeyi en iyi karşılayan sözcük bu. Ama zifiri karanlık odayı kıpırdatan o tuhaf küçük sarsıntıdan sonra hissettiğim şey gerginlikten öteydi. Kelimenin tam anlamıyla korkmuştum. Yine de bu korkumu haklı çıkaracak yeterli bir neden yoktu ortada. Böylece birkaç uzun dakika boyunca gergin bir halde oturduktan sonra hiçbir şey olmadığını görünce kendimi toplayıp sinirlerime hakim olmayı denedim. Ve sonra tam kafam biraz rahat etmişken oda tekrar sallandı. Hem de son derece tuhaf ve hasta edici bir şekilde. Kendimi kandırarak sağladığım geçici huzuru bir anda kaybetmiştim. Aman Tanrım diye fısıldadım ve sonra cesaretimi toplamaya çalışarak seslendim. Bahamof, Tanrı aşkına kes şunu. O karanlığın içinde yüksek sesle konuşmanın ne kadar çaba gerektirdiğini tahmin edemezsiniz. Ve konuşup kendi sesimi duyduğumda bir kez daha sinirlerim bozuldu. O kadar boş, o kadar soğuktu ki. Ve her nasılsa o da buna inanılmaz derecede büyükmüş gibi geldi. İçinde bulunduğum durumu anlatmak için doğru sözcükleri bulamıyorum. Kendimi ne kadar berbat hissettiğimi tam olarak anlayabilmenizi isterdim. Ve Bahamof tek bir söz bile etmedi ama soluduğunu duyabiliyordum. Eskisine göre biraz daha rahat nefes alıyordu ama hala acı içindeydi. Odadaki sarsıntı kesilmişti ve bunu bir sessizlik spazmı takip ediyordu.
Ayağa kalkıp Bağmof'un oturduğu sandalyeye doğru adım atmam gerektiği hissine kapılmıştım. Bu benim görevimdi ama yapamadım. Her nedense Bağmof'a dokunmak istemiyordum. O anda Bağmof'a dokunmaktan korktuğumun farkında değildim. Bunu şimdi anlıyorum. Ve sonra sarsıntı yeniden başladı. Oturduğum sandalyeden kaymaya başladığımı hissettim. Kayıp düşmemek için bacaklarımı öne doğru uzatıp ayaklarımı açarak halıya bastım. Korktum demek durumumu anlatmak için yeterli olmaz. Dehşete düşmüştüm. Ve birdenbire çok tuhaf bir şekilde rahatladım. Aklıma bir şey gelmişti. Bir şey hatırlamıştım. Bu tek bir satırdı. Ater, demir ve türlü maddelerin ruhu. Bu arkadaşlığımızın ilk dönemlerinde Bağmof'un titreşimlerle ilgili verdiği sıra dışı konferansın metnindendi. Formüle ettiği önermeye göre embriyonda madde kapalı bir yörüngede dönen belli bir yere sınırlanmış titreşimdi. Bu birinci derece sınırlanmış titreşimler hayal edilemeyecek kadar küçüktü. Ama bir takım koşullar sağlandığında bu titreşimler birbirleriyle birleşip büyüklük ve şekilleri ancak tahmin edilebilen ikinci derece titreşimleri oluşturabiliyordu. Bu titreşimler bileşimlerini alt üst edecek ya da enerjilerini başka yöne çevirecek bir olay gerçekleşmediği sürece yeni şeklini koruyordu. Titreşimlerin bileşimini kısmen hareket alanlarını kapsayan kapalı yörüngenin dışındaki durgun aterin süre durumu belirliyordu ve birinci derece sınırlanmış titreşimlerin bu tür bileşimi maddeden ne az ne de fazlaydı. Ve sonra beni en fazla etkileyen şeyi söylemişti. Demişti ki eğer aterde yeterli derecede enerjiye sahip bir titreşim üretmek mümkün olsaydı maddenin titreşimini alt üst etmek ya da kırıştırmak da mümkün olurdu. Şöyle ki elinde aterde yeterli derecede enerjiye sahip bir titreşim yaratabilecek bir makinesi olursa sadece dünyayı değil bütün kainatı birbirine katıp yok edebilirdi ki eğer gerçekten mevcutsa ve maddesel biçimindeyse cennet ve cehennem de buna dahildi. Şimdi gebelikten ve Bağmof'un hayal gücünden etkilenmiş bir şekilde ona nasıl baktığımı hatırlıyorum ve onun geçmişte anlattıkları cesaretimi toplamama yardım etmek üzere bana geri dönmüştü. Bağmof'un üretmiş olduğu ater karışıklığı yakındaki maddelerin titreşim düzenini bozacak derecede yeterli enerjiye sahip olamaz mıydı? Ve böylece evin çevresindeki toprakta küçük bir sarsıntı yaratarak evin sallanmasına yol açması mümkün müydü? Ve sonra aklıma bu düşünce gelmişken beynimde bir diğeri ve daha önemlisi uyanıverdi. Aman Tanrım dedim. Yüksek sesle odanın karanlığına. Bu çarmıhla ilgili bir sırrı daha açıklıyordu. İsa'nın ızdırabı nedeniyle aterde oluşan karışıklık çarmığın çevresindeki maddelerin titreşimlerini bozarak küçük bir depreme yol açmıştı. Bu deprem mezarları açtı ve muhtemelen onu tutan destekleri etkileyerek perdeyi yırttı. Ve elbette deprem İsa'yı küçümseyenlerin ısrarla söylediği gibi bir neden değil bir etkiydi. Bağmof diye seslendim. Bağmof, bir şeyi daha kanıtladın. Bağmof, Bağmof, bana cevap ver, iyi misin? Bağmof karanlığın içinden sert ve ani bir cevap verdi ama cevabı bana değildi. Tanrım dedi, Tanrım. Sesi bana tam bir zihinsel ızdırabın çığlığı gibi gelmişti. Acı çekiyordu. Yaşamakta olduğu şey İsa'nın çektiği ızdırapla birebirdi. Bağmof diye bağırdım ve kendimi ayağa kalkmaya zorladım. Orada oturmuş sarsılırken sandalyesinin tangırdadığını işittim. Bağmof! Odada yine sıra dışı bir sarsıntı oldu ve evin ahşap kısımlarının gıcırdadığını duydum. Karanlıkta bir şey yere düşüp paramparça oldu. Bağmof'un acı dolu solukları canımı acıtıyordu. Ama orada durdum. Yanına gitmeye cesaret edemiyordum. İşte o zaman ondan korktuğumu anladım. İçinde bulunduğum durumdan korkuyordum. Ya da ne olduğunu bilmediğim başka bir şeyden. Ama o Bağmof'tan feci şekilde korkuyordum. Bağ diye başladım ama birdenbire onunla konuşmak bile korkuttu beni ve hareket edemedim. Tuhaf bir şekilde akla durgunluk veren acı dolu bir ses de bağırdı. Eloi, Eloi, Lama Sabatacini. Ama son söz ağzından çıkarken çektiği ölümcül hipnotik acıyla sinir bozucu bir dehşet çığlığına dönüştü.
ve birdenbire Bahamov'un sandalyesinden gelen korkunç alaycı bir ses odada gürledi. Eloi, Eloi, Lama Sabaktan. Hani anlıyorsunuz değil mi? Ses kesinlikle Bahamov'un sesi değildi. Çaresizlik yoktu bu seste. Akıl almaz bir hayvansızlık, canavarca bir şey vardı. Bunu takip eden sessizlikte korkudan kas katı kesilmiş bir halde dururken Bahamov'un artık solumadığını biliyordum. O da tamamen sessizdi. Bu dünyadaki en korkunç ve en sessiz yerde. Sonra aniden yerimden fırladım. Ayağım bir yere, muhtemelen göremediğim halının köşesine takıldı ve yüzüstü yere yuvarlandım. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Uzun bir süre, en azından birkaç saat boyunca yerde baygın yatmış olmalıyım. Kendime geldiğimde başım feci şekilde ağrıyordu. Ama karanlık dağılmıştı. Uzandığım yerde yan döndüğümde Bahamov'u gördüm ve gördüğüm manzara karşısında başımdaki acıyı bile unutuverdim. Bana doğru öne eğilmişti. Gözleri kocaman açık ama donuktu. Yüzü aşırı derecede şişmişti ve her nasılsa görünüşünde hayvani bir şey vardı. Ölmüştü ve sandalyenin arkasından beline doladığı kemer benim üstüme düşmesini engellemişti. Dili ağzının kenarından dışarı çıkmıştı. Nasıl göründüğünü daima hatırlayacağım. Bir adamdan çok yarı insan, yarı hayvan bir yaratık gibi alaycı gözlerle bakıyordu. Yerde geri geri sürünerek ondan uzaklaşırken gözlerimi bir an bile üzerinden ayırmadım. Sonunda kapının diğer tarafına geçip kapıyı üstüme kapadım. Elbette daha sonra kendimi az da olsa toparlayıp Bahamov'un yanına döndüm ve onun için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Elbette Bahamov açıkça görüldüğü üzere kalp yetmezliğinden ölmüştü. Hiçbir aklı başında jüri üyesine sıra dışı bir hipnoz halinde savunmasız kalan Bahamov'un içine bir tür İsa taklidi canavarın girdiğini söyleyecek kadar aptal değildim. Mantıklı bir adam olma konusunda kendime fazlasıyla da saygı duyduğum için bu tür bir iddiayı ciddiyetle öne süremezdim. Alay eder gibi konuştuğumun farkındayım ama kendimle ve tüm dünyayla dalga geçmekten başka ne yapabilirim ki? Hele ne düşündüğümü gizliden de olsa kendime bile itiraf edemezken. Şüphesiz Bahamov kalp yetmezliğinden gitti ve geri kalanına gelince inanmaya ne kadar şartlanmıştım, ne kadar hipnotize olmuştum, ne kadar gerçekti bilemiyorum. Sadece karşımdaki duvarın dibinde raftan düşmüş olan güzel bir Venedik kristalinin tuzla buz olmuş parçaları vardı. Oda sallandığında bir şeyin düştüğünü duydum demiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? O zaman oda kesinlikle sallandı. Of, daha fazla düşünmemedim yoksa kafayı yiyeceğim. Gazetelerin bahsettiği patlayıcıya gelince, evet, bu Bahamov'un patlayıcısı. O zaman her şey gerçek gibi görünüyor. Patlamadan sonra Berlin'de de karanlık oldu. Bu şüphe götürmez. Hükümetin tek bildiği Bahamov formülünün mümkün olan en kısa sürede en çok gazı üretebiliyor olması. Kısaca onlar için bu formül ideal bir patlayıcı. Öyle de ama tahminimce her zaman söylediğim ve tecrübe ettiğim gibi Bahamov patlayıcısı savaşın her iki tarafında da beklenen ilgi ve heyecanı yaratmayacak. Çünkü bir patlayıcı olarak hareket ve davranış biçiminin tuhaflığı nedeniyle tarafların arayacağı türden nitelikler taşımıyor. Belki bu gizli bir lütuftur. Bahamov'un teorilerinin maddeyi bozabilme ihtimali ve dünyaya yapabilecekleri düşünülürse kesinlikle bir lütuf. Bazen düşünüyorum da aslında olayın sonunda gerçekleşen korkunç şeyin normal bir açıklaması olabilir. Belki deneyin neden olduğu muazzam atar damar basıncı sonucunda Bahamov'un beynindeki bir damar kopmuştur. Ve duymuş olduğum ses, alay, korkunç ifade ve bakış akli dengesini yitirmiş bir beynin doğal eğriliğinin aniden patlak veren ifadesi olabilir. Zihindeki bu karmaşık durum genellikle insanın normal durumunun tam tersi bir karakteri ortaya çıkarıp sergiler. Ve şundan eminim ki zamanlı Bahamov'un normal dini eğilimi İsa'ya yüce bir hürmet ve sadakat yönündeydi. Bunun yanında bu açıklamayı destekleyen bir diğer kanıt da şu. Pek çok kez gözlemlediğim üzere akli dengesini yitirerek kriz geçiren bir insanın sesi olağanüstü şekilde değişiyor.
ve genellikle çok itici, korkutucu, gaddar, adeta insanlık dışı bir özelliğe bürünüyor. Bu açıklamanın yaşadığım olaya uygun olduğunu düşünmeye çalışıyorum. Ama o odayı asla unutamam, asla.